Yani 12 yaşında sanayiye başladım ben. Bu demir olan sevgimden dolayı. Bu arabaya başlama sürecim 3 yıl önce başladı. Yani çocukluktan beri bir hevesimdi böyle bir şey yapmak. Sonunda nasip oldu. İşte jantlarını hurdacıdan aldım. Motorunu çıkmacıdan aldım. O halde. Direksiyon kutusunu tamirciden, eski malzemelerden kullanarak yaptım ben bu aracı. Yani bütün şeylerini, tasarımı olsun, ondan sonra yükseklik, süspansiyonu, hepsi bana ait. Yani kendi kafamda tasarladım. Resim ettim, resme çizdim, ölçülendirdim. Yani onun için bu kadar uzun bir süreç oldu, 3 yıl gibi bir süreç. Ve sonunda trafiğe yani kullanabilecek bir seviyeye çıktı. Ama trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz aracı. Yani bir araçta bulabilen hedefle hepsinden var. Yani hepsini hedeflemiştim ilk başta onların hepsini yapmak için. Fren sistemi mevcut. Gaz, fren, debriyaj, pedallar. Fitesi aynı araba fitesi gibi. Koltuk aynı, direksiyon aynı. Manevra sistemi aynı. Yani fites geçişine yumuşak, sıkıntı yok o yönde. Bundan sonra dışına kaporta yapmayı düşünüyorum. Boyası var, ışık sistemi var. Yani önlere ışık, arkaya stop. Ufaktan bir ses sistemi koymak düşünüyorum. Yani teyip ses çalsın. Bu. Bu fikir, yani çocukluğumda internette hep görüyordum böyle el yapımı arabalar. Dedim bir gün ben de yapmak istiyorum bundan. Niye olmasın? İmkansız diye bir şey yok. Ben de yapabilirim. Oradan aklıma geldi. O yüzden yapmaya başladım. Aklımda bir hedef, yani okusaydım mühendis olmak istiyordum. Yani bu araba teknikleri falan. Ama okuyamadık, sanayiye başladık. O yüzden lisede okuyamadığımız için tornacı oldum. Mesleğim icabı, yani şimdi herkes beni Tornacı Musa diye tanıyor. Yani Musa Topak desen kimse tanımıyor beni. Ondan Tornacı Musa koydum. Bunun motor sistemini bulmak için bir sene bekledim ben. Motor bulamadım buna. Onun için araba bir sene yattı. Geri kalan işlerini hallettim o bir senede. Yürür hale getirdim. Ondan sonra motor montajını yaptım. Bu.
Yani ölçmedik ama yani saatte 100 km hız yapacağına inanıyorum. Yapıyor da. Yani daha hızlı gidecek bir yol bulamadım. Yani trafiğe kapalı olduğu için. Ancak pazar günü sanayi trafiğe kapalı oluyor. O zaman kullanabiliyorum. Peki sana maliyeti ne oldu biliyor musun? Maliyeti bana 5000 TL oldu şu an. Yani sadece malzemesi. 5000 TL para harcadım. Onda da haftalıktan arttır.